eş genel başkanımız Sayın Figen Yüksekdağ'ın mahkemesinden geliyoruz şimdi. Yarın da prefabrik bir hukuk anlayışıyla inşa edilen bir iddianamede 400 gün sonra 20 kişilik prefabrik bir mahkeme salonuna bu görüşme sıkıştırılmak isteniyor. Biraz önce grup başkan vekillerimiz yeterince ayrıntılı konuştular. Ben sadece bu korkunun sebebine ve muhtevasına dair birkaç şey söylemek istiyorum. Selahattin Demirtaş, Sayın Selahattin Demirtaş, Sayın Figen Yüksekdağ, sizin bu kadar tedirgin olmanızı hak edecek kadar yüksek kalibreli, bu halkın yetiştirdiği erdemli iki siyasetçidir. Selahattin Demirtaş'la sizin liderleriniz arasındaki fark, arabeskle Türkiye arasındaki farktır. Ağzınızı açıyorsunuz burada, televizyonlarda saz çalarak diye, bu halkın en halis ürünü olan Türkiye'yi aşağıladığınızı bir dakika vehmetmeden, düşünmeden bunu söylüyorsunuz. Kendinizin bu siyasi hareketi bir arabesk şarkıyla başlattığını ıskalayarak yapıyorsunuz bunu. Sizle bizim aramızdaki fark arabeskle halis Türkiye arasındaki farktır aslında. Bu yüzden tedirginsiniz, sizi anlıyoruz. Aşkın Tuna'nın eseri. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Her grup toplantısında terennüm ettiriyor. Hiçbir zaman da o koroyu sağlıklı bir vokale dönüştüremiyorsunuz. Aşkın Tuna 1400 tane şarkı sözü yazmış. Bana ne değil efendim? Arada çok önemli bir fark var. Elbette bir yetersizliktir der geçerdik ama siz bu kadar Selahattin Demirtaş'tan korkunca bunun patolojisini ortaya çıkarmak bizim görevimiz. Dünyanın hiçbir yerinde 1400 tane şarkı sözü yazan bir besteci, özel bir besteci değildir, şahsına saygısızlık etmek istemem. 1400 şarkı sözü yazılınca ona yazma denilmez, başka bir şey denir. Yani seri üretime dönmüş. Selahattin Bey ne yapmış? Pir Sultan Abdal'dan bir türkü söylemiş. Aradaki farka bakar mısınız? Şu karşı yaylada göç katar katarı söylemiş. Şimdi Pir Sultan Abdal'ım dağlar aşalım, aşalım da dost iline düşelim, çok nimetin yedim helalleşelim, geçti dost kervanı eyleme beni nere, beraber yürüdük biz bu yollarda vıcık vıcık bir arabesk nere. Aradaki fark budur. Korkunuzda haklısınız, tedirginliğinizde haklısınız, zorbalığınızda haklısınız. Size bir önerim var. Yine Aşkın Tuna'nın, yakında onu söyleyeceksiniz. Sayın özel sanatçılarımızdan Ebru Gündeş hanımefendi söylemiş. Söz yine bu beraber yürüdük biz bu yollardan yazarına ait. Sırnaşık sevgilim. Albümün adı da Kurtlar Sofrası. İlginç. Diyor ki, seninle ne güzel anlaşıyorduk, dertleri sevinci paylaşıyorduk. Ne alemi vardı beni aldatmanın? Bu aldatma mıyım? Gül gibi geçinip biz gidiyorduk. Sözü devirince şiir olmuyor ama neyse. Devamı ilginç. Şimdi sen benimle sakın uğraşma. Aşk bitti diyorum, bana sırnaşma diyor. Arkamdan çok fazla konuşuyorsun. Sırnaşık sevgilim, canımı sıkma. Bütün bunlar gerçekten arabeskle türkü arasındaki farktır. Türk bir türkü durup dururken ozan şöyle düşünmez yani. Bu çarşambayı ne alır? Acep alsa alsa sel alır. Böyle olmaz. Çarşambayı yüzlerce kere sel alır da ondan sonra türküsü yakılır. Türkü yakılan bir şeydir. Bir türkünün niye yakıldığını bilmeyen nasıl söyleneceğini de bilemez. Repertuarınızda bu halkın arı duru halis bir tane türküsü olmadığı için bir arabeski milli marş etmişsiniz.
ülkeyi de bu anlayışla yönetiyorsunuz. Türkiye gibi günler gelecek. Selahattin bir dayanışma, Türkler kadar halis bir direnişle sizi o arabesk mahrece mahkum edeceğiz. Hepinizi saygıyla selam. Teşekkürler.